Zehracığım, seni mutlu görünce var ya, inan ben de çok mutlu oluyorum. Ay ben de mi evlensem acaba? Biraz anlatsana. Şehnaz Hanım, Zehra Hanım gördünüz mü acaba? Şimdi Selin Hanım'ı uğurlamaya çıktı. Teşekkürler. Rica ederim. Selin, gerçekten evlenmiyoruz ki. Şu ana kadarki tek mutluluğum dedemin mutlu oluşu. Yani sahte de eğer böyle mutluysan gerçekte seni düşünemiyorum. Selin. Ha. Benim Ziya Hoca ile ilgili kafamı kurcalayan bir şey var. Ne gibi? Yani sana karşı bir şeyler hissettiğini falan mı düşünüyorsun? Bence boşuna kuruntu yapıyorsun. Yani söylediğim gibi Ziya Bey sadece hoca. Yani kendi çevresinden birine aşık olur. Ne bileyim, sana aşık olmaz herhalde. Tamam canım benim. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ziya Hoca çevresine uygun biri gibi gelmiyor bana. Sana da öyle gelmiyor mu? Nasıl yani? Piyano çalıyor. Kalabalığın arasından centilmence gelip elimi öpüyor. Gece kulübünde profesyonel dansçılar gibi dans ediyor. Kıyafetime karışmıyor. Nasıl hoca ya? Zehracığım, ne demek istiyorsun, ben gerçekten anlamadım. Şimdi sahte damat ya. İmamlığı da sahte olmasın. Ya saçmalama Zehra, ne sahte hocası ya? Şaşırdın iyice sen de. Evet ya, saçmalıyorum. Ne bileyim, biraz tuhaf bir hoca demek istedim. Sana da öyle gelmiyor mu? Çok ayıp ediyorsun Zehra. Adam senin için fedakarlık yapıyor, sen neler düşünüyorsun? Yani eğer senin şu düşündüklerini bir duysa var ya, bırak yüzüne bakmayı, bir daha buraya adımını atmaz. Ay saçmalama, senin bu kadar büyütecek bir şey söylemedim ben. Kendisi üzerinden aşağılanmaman için adam elinden gelen her şeyi yaptı. Bir hocayla evleniyorsun diye herkes seni aşağılamaya kalkmadı mı? Melis, Tülin, söylediklerini duymadın mı Zehra? Ama ne oldu? Yani bir hocayla evleniyorsun diye seni rezil etmek için aslında kendilerini rezil ettiler. Ziya Hoca sırf onları kendi kazdıkları kuyuya düşürmek için seninle dans etti. Sen de tutturmuşsun, sahte hoca, sahte hoca. Helal olsun, yürü be. Amma savundun seni ya. Tamam ben de biliyorum. Ziya Hoca'ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani Zehracığım, sen de ona göre ne bileyim davranışını, giyimini, kuşamını onun çevresine göre biraz düzelteceksin. Tamam, Ziya Hoca iyi olabilir. Ne bileyim yani sana karşı dürüst olabilir. Belki sıkmıyor olabilir ama o bir hoca. Amma savundun seni ya. Sanki gerçek evlilik mi yapıyoruz? Hüda. Ne diyecek? Onu giyme, bunu giy. Onu yapma, bunu yapma diyecek. Ay, o karışmıyor, sana ne oluyor? Rahatsız olsa kendi söyler zaten. Belki nezaketinden söylemiyor. Belki senin anlamanı bekliyor. Ya da ne bileyim, kalbinin kırılmasını istemiyor Zehra. Kısakla. Zehracığım bak, yani birazcık da Ziya Hoca'yı düşün. Yani adam senin çevrene göre seni sırf seni mahcup etmemek için sürekli bir şeyler yapıyor. Ya sen de birazcık onun ortamına göre hareket et. Doğru söylüyorsun. Yani. Sence çok mu açık bu hepsi? Vallahi Zehracığım, bana göre hiçbir şey yok da Ziya Hoca'ya göre tabii biraz açık bence. Açık mı değil mi? Açık mı? Değil mi? Bana açık değil ama hocaya açık. Bence değil. Tamam, mesaj alındı. Ne giyse yakışıyor ki. Neyse Zehracığım, ben artık gideyim. Günlerdir burada kalıyorum. Artık bir evime gideyim. Canım benim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi geceler. Teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Ne demek? Dikkatli git. Ay. Bu ya? Açık mı değil mi? Açık mı? Ama bunlar da her şeye karışıyor ya.